İnsanda vücut içi olayların düzenli devam etmesi için aracılık yapan maddelerden birisi hormonlardır. Buna göre hormonlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi A'ya baktığımızda hormonlar iç salgı bezlerinde üretilir ve kan ile taşınırlar. Doğru bir ifade. Bunu endokrin bezler üretmekte ve kan yoluyla da gerekli doku ve organlara taşınmakta. B'ye baktığımızda polimer ya da monomer yapılı olabilirler. Yine doğru bir ifade. Genel itibariyle polimer yapıdalar, yani büyük moleküllerdir. D'ye baktığımızda normal değerlerde salgılanmazlarsa vücutta anormallikler meydana gelecek. Doğrudur. Eksikliklerinde de fazlalıklarında da çeşitli hastalıklar meydana gelir. E'ye baktığımızda farklı hormonlar vücutta benzer etkiler yapabilirler. Doğru. Adrenalin ve noradrenalin bunlara örnek verilebilir. Çünkü her ikisi de korku ve stres anında gerekli tepkiyi vermesini sağlamış oluyor vücudun. E seçeneği de doğrudur. C'ye baktığımızda vücutta etkileri hızlıdır ve kısa sürelidir. Yanlış bir ifade. Vücutta etkileri yavaş ve uzun sürelidir. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız C'dir. İnsanda aşağıdaki yapılardan hangisi hormon salgılamaz denmiş. A'ya baktığımızda paratiroid bezini görmekteyiz ki burada parat hormon sentezlenecek. Dolayısıyla A seçeneği gitti. B'ye baktığımızda yumurtalıklar. Yumurtalıklarda çeşitli hormonları göreceğiz. Testosteron, östrojen gibi hormonları göreceğiz. Mideye baktığımızda gastrin hormonu üretecek. Pankreasa bakacak olursak yine insülin ve glikagon hormonlarını meydana getirecek. Süt bezine baktığımızda süt salgısından sorumludur. Hormon üretmeyecektir. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilen hormonlardan hangisi diğerlerinin salgılandığı bez tarafından üretilmez denmiş. Şimdi A'ya baktığımızda FSH. FSH'a bakacak olursak FSH hipofiz tarafından üretilmekte. LH hipofiz tarafından, STH büyüme hormonudur hipofiz tarafından. TSH da yine tiroidleri uyarıcı hormondur hipofiz tarafından üretilmekte. Fakat ADH'a baktığımızda bu hipofizin arka lobunda depolanmakta oksitosinle birlikte ama ADH hipotalamus tarafından üretilmektedir. Diğerleri hipofiz tarafından üretilirken ADH ve oksitosin hipotalamus tarafından üretilir. Cevabımız B seçeneğidir. Beynin bölümlerinden ara beyinde bulunan hipotalamus vücut içi dengenin ayarlanmasına ve endokrin sistem üzerinde etkilidir. Hipotalamusun endokrin sistem üzerinde etkileriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Bire baktığımızda hipofizin arka lobunda depo edilen hormonlar üretir. Doğru bir ifade. Hipotalamusa bir bakacak olursak iki tane hormon üretmekte. Bunlardan bir tanesi ADH, yani vazopresindir. Su dengesini sağlamakta. Diğer ise oksitosin hormonudur. Bu oksitosin hormonu da doğum sırasında doğumu başlatmakta. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru, hipotalamus tarafından üretilmekte. İkiye baktığımızda hipofizin ön lobunda hormon salgılanmasını denetler. Yine salgılatıcı faktör ile hipofizin ön lobunu ve arka lobunu kontrol etmekte. İkinci öncülümüz de doğru. Üçe bakalım, salgıladığı RF ile tüm iç salgı bezlerini uyarmaktadır demiş. Doğru bir ifade. Salgılatıcı faktör anlamına gelmekte. Dolayısıyla hipotalamus tarafından üretilmekte. İç salgı bezlerini uyarmakta. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi kandaki glikoz oranının artmasına görev alır demiş. A'ya baktığımızda insülin ve glikagonu görmekteyiz. Glikagon arttırır ama insülin kandaki şeker oranını azaltır. Dolayısıyla A seçeneği gitti. C'ye baktığımızda insülin azaltacak, adrenalin yükseltecek, gitti. Kortizol arttırır, vazopresin hormonuna baktığımızda su dengesi üzerinde etkilidir, gitti. E'ye baktığımızda tiroksini görmekteyiz ki metabolik olayları hızlandırmakta, noradrenalin ise kandaki insülin miktarını arttırmakta, tiroksin ise azaltmakta. Çünkü hücrelerin daha fazla glikoz kullanmasına yardımcı olmakta. E seçeneği de gitti. Kortizole bakacak olursak kortizol kandaki şeker oranını arttırmakta. Neden? Çünkü karbonhidrat ve protein ve yağları karbonhidratlara dönüştürmekte. Dolayısıyla glikoz miktarını arttırmakta. Glikagon da yine kandaki glikoz oranını arttırır. Dolayısıyla her iki hormon da kandaki glikoz oranını arttırmakta. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki grafik kandaki kalsiyum oranının değişimini göstermekte. Bu değişmene de olan X faktörü ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir kere kandaki kalsiyum oranı gittikçe azalmakta. Kandaki kalsiyum oranını azaltan hormona biz bakacak olursak kalsitonindir. Kalsitonin hormonunun görevi kandaki kalsiyumu kemiklerin yapısına göndermekte. Buna göre soruya bakalım. 1'e baktığımızda tiroid bezinden salgılanan kalsitonin hormonu olabilir demiş. Doğru bir ifade. 2'ye baktığımızda böbreklerden kalsiyum emilimini artıran parot hormonu olabilir demiş. Yanlış bir ifade. Ki parot hormonuna biz bakacak olursak kemikten kana kalsiyum geçişini hızlandırmakta. Dolayısıyla ikinci öncülümüz gitti. 3'e baktığımızda hipofizden salgılanan TSH hormonunun uyarısı ile salgılanan tiroksin hormonu olabilir demiş. Şimdi TSH hipofizden salgılanmakta, tiroidleri uyarmakta, tiroid bezleri de tiroksin hormonunu üretmekte. Fakat tiroksin hormonu metabolik olayları hızlandırmakta. Yani glikozun oksijen solunumunda parçalanmasını hızlandırmakta ki bol miktarda ATP üretilmesini sağlar. Dolayısıyla kandaki kalsiyum oranı üzerinde etkisi yoktur. Üçüncü öncülümüz de gitti. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği yalnız birdir.
Aşağıdaki grafik birbirine zıt çalışan iki hormonun miktarındaki değişimi göstermekte. Bu hormonlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi zıt etkili çalışan hormon biri artarken bu yöne doğru artıyor. Diğeri ise ne yapmakta? Azalmakta. Dolayısıyla zıt çalışan hormonları seçmem gerekmekte. Yine diğeri artarken alt taraftaki Y hormonu ne yapıyor? Azalıyor. A'ya baktığımızda insülin ve tiroksini görmekteyiz ki zıt etkili çalışan hormon değildir. B'de adrenalin ve noradrenalin var. Yine zıt etkili çalışmaz. C'ye baktığımızda tiroksin, kalsitonin zıt etkili çalışmaz. E'de bakacak olursak insülin ve ADH var. Yine bu iki hormon da zıt etkili çalışmıyorlar. Parat hormonuna bakacak olursak parat hormon X hormonu olabilir. Parat hormon yazalım. Parat hormon. Y hormonu da burada kalsitonin olabilir. X de kalsiyum metabolizması üzerinde etkilidir. Parat hormona biz bakacak olursak kemikten kana kalsiyum geçmesini sağlayacak. Kalsiyon ise kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlamış olacak. Dolayısıyla zıt etkili çalışan iki tane hormondur. Bunlar da C seçeneğine verilmiştir. Cevabımız C'dir. Kan şekerini ayarlamasına görevli olan karma bir bez, salgıladığı hormonlardan insülin, hedef hücrelerde etkinlik göstermez ise tip 2 diyabet hastalığı ortaya çıkmakta. Buna göre ifadelerinden hangileri tip 2 diyabet hastalığı için söylenebilir denmiş. Şimdi 1'e baktığımızda kanla glikoz seviyesi normal değerin üzerinde kalır demiş. Doğru bir ifade. Çünkü insülin hormonu hedef hücreler tarafından algılanmıyor. Çünkü reseptörleri yok olmuş. Dolayısıyla burada glikoz seviyesi her zaman için kanda normalden fazladır. 2'ye baktığımızda insülin üretildiği halde hedef hücrelerdeki reseptörler bozulduğu için insülinle uyarılmaz. Doğru bir ifade. Dediğimiz gibi reseptörler bozulmuş. Dolayısıyla hücre insülini almıyor. Bundan dolayı da reseptörlere insülin bağlanmıyor. Dolayısıyla hücre tepki vermiyor. 3'e baktığımızda hücreler glikozdan yararlanamayacağı için yağ ve protein tüketimi artar. Doğru bir ifade. Çünkü glikozlar hücre içerisine girmiyor. Dolayısıyla hücre glikozdan faydalanamıyor. Bundan dolayı da yağ ve protein tüketimi artmakta. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Bir insan vücudunda aşağıdaki olaylar gerçekleşmektedir. Buna göre verilen değişimlerden herhangi birinde etkinlik göstermeyen hormon hangisine verilmiştir demiş. Şimdi 1'e baktığımızda böbreklerde sodyum klor emilimi artarken potasyum emilimi azalmakta. Şimdi bu hormona baktığımızda aldosteron'dur. Aldosteron hormonu sodyum ve kloru geremiyor. Potasyumun ise emilmesini azaltmakta. 2'ye baktığımızda hücre bölmesi ve protein sentezini hızlandırmakta. Bu da büyüme hormonudur yani STH'tır. Burada aldosteron da gitti, STH da gitti. 3'e baktığımızda metabolizma hızı artmaktadır. Tiroksin hormonunun görevi tiroksin hormonu metabolizmayı hızlandırmakta. B seçeneğiyle gitti. 4'e baktığımızda böbreklerden suyun geri emilimini arttırmaktadır demiş. ADH suyun geri emilimini arttıran hormon gitti. Burada oksitosin hormonun görevi verilmemiştir. Oksitosin doğumu başlatan hormondur. Dolayısıyla rahim kaslarının kasılması yavrunun dış ortama bırakılmasına yardımcı olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. İlk kez müzik konseri verecek olan Pelin sahneye çıkmadan önce kalp atışlarının hızlandığını, yüzünün sarardığını fark eder. Pelin'de bu değişikliklerin oluşmasını sağlayan hormon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. Ay'a bakalım, böbrek üstü bezin öz bölgesine salgılanan epinefrin hormondur. Doğru bir ifade. Çünkü stres anında epinefrin salgılanmakta. Bu da kalp atışını hızlandırmakta, akciğerlerin daha derin nefes alıp vermesini sağlamakta, yüzü sarartmakta. A seçeneği doğru. C'ye baktığımızda bu hormon glikojen yıkımını arttırarak kan şekerini yükseltir. Doğru bir ifade. Kan basıncının artması gerekmekte. Dolayısıyla kan şekeri de yükselecek. D'ye baktığımızda deriye giden damarları daraltır. Deriye kan miktarını azaltır. Bundan dolayı zaten yüzde sarılık meydana gelecek. E'ye bakacak olsak göz bebeklerin genişlemesini sağlar. Stres anı olduğu için göz bebekleri büyüyecek. Daha derin nefes alışverişi gerçekleşecek. Kalp ritmi hızlanacak. E seçeneği de doğrudur. B'ye baktığımızda bu hormonun salgılanmasını hipofizin ön lobundan salgılanan ACTH uyarır demiş. Yanlış bir ifade. ACTH'a biz bakacak olursak hipofizin ön lobundan değil, böbrek üstü bezlerinden salgılanacak. Böbrek üstü bezinden salgılanacak. Ve böbrek üstü bezinden salgılanan ADH'ın da görevi kortisol ve aldosteron salgılamasını düzenlemektir. Dolayısıyla B seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız B'dir. İnsanlarda hormonlar normalden az ya da çok salgılandıklarında vücutta çeşitli anormallikler meydana gelmekte. Buna göre anormallikler verilmiş yan tarafta. Verilen anormalliklere bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar aşağıdakilerin hangisine yanlış olarak eşleştirilmiştir denmiş. Şimdi birinci hastalığa bakalım. Potasyum böbreklerden yeterli oranda atılamaz ve deride renk değişimi gözlenir demiş. Tabi bu hastalık Addison hastalığı olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. İkincisine baktığımızda kandaki kalsiyum oranı normalin altına düşmekte ve kaslarda ağrılı kasılmalar ya da titremeler meydana gelmekte. Bu hastalık tetanidir.
B seçeneği de doğru. Üçüncü hastalığa baktığımızda gelişme döneminde tiroksin yetersiz salgılanması ile zeka geriliği ve gelişim bozukluğu görülmekte. Buna da kreatinizm adını vermiş olacağız. Beşincisine baktığımızda tiroid bezi uyarıldığı halde iyot eksikliğine bağlı olarak hormon üretilemez. Tiroid bezi büyür. Dolayısıyla boyun çevresinde anormallikler gözlenecek. Büyümüş tiroid dolayısıyla boyun altında hemen gırtlak çevresinde büyümüş tiroid. Dolayısıyla bir kese halinde tiroid bezinin fazla miktarda büyümesi gözlenmiş olacak. Buna guatr adını vermiş olacağız. E seçeneği de doğrudur. Şimdi dörde baktığımızda böbreklerden yeterli su emilimi olmadığı için idrarla atılan su miktarı artar. Kanın ozmotik basıncı yükselir. Şimdi ikinci virgülden sonrası doğru. İdrarla atılan su miktarı fazla ve kan ozmotik basıncı yükselmişse buna diyabet hastalığı diyeceğiz. Fakat diyabet hastalarında şöyle bir özellik görülmekte. Aşırı miktarda su içtiklerinden dolayı aşırı miktarda idrar meydana gelmekte. Yani böbreklerde suyun yeterli emilimin olmamasından kaynaklı bir problem değil. Aşırı miktarda su içilmesi dolayısıyla aşırı idrar meydana geliyor. Dolayısıyla D seçeneğindeki eşleştirme yanlıştır. Cevabımız D'dir. Aşağıdaki şekilde ara beynin bir kesiti gösterilmiş. Şekildeki yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Şimdi A'ya biz bakacak olursak 2 numaralı kısım 3 numaralı kısma göre daha fazla çeşitli hormon üretir. Doğru bir ifade. Hipofizin ön lobunda daha fazla hormonu görmekteyiz. Arka lobuna göre A seçeneği doğru. B'ye baktığımızda 1 numaralı kısım homeostazisin sağlanmasında önemli görevleri yerine getirmekte. 1 numaralı hipotalamustur. Hipotalamus iç salgı bezlerini kontrol etmekte. Dolayısıyla homeostazi yani iç dengeyi korumakta. D'ye baktığımızda 1 numaralı kısım hipotalamus 2 numaralı bölümün hormon sentezini uyarır ya da inhibe eder. Doğru bir ifade. Çünkü hipotalamus üretmiş olduğu RF releasing faktör yani salgılatıcı faktör anlamına gelmekte. Bu faktör yardımıyla hipofizin hormon üretmesini sağlamaktadır. F seçeneği de doğru. E'ye baktığımızda 2 numaralı kısımda sentezlenen STH hormonunun vücuttaki etki alanı ACTH hormonundan fazladır. Doğru bir ifade. STH büyüme hormonudur. Dolayısıyla kemik ve kasların orantılı büyümesine yardımcı olmakta. ACTH ise sadece böbrek sütü bezlerini etkilemekte. Dolayısıyla STH daha genel bir hormondur. E seçeneği de doğru. C'ye bakacak olursak 3 numaralı kısımda ADH ve oksitosin hormonları sentezlenir demiş. 3 numaralı kısım arka lob anlamına gelmekte ki burada ADH da oksitosin de bulunur. Fakat bunlar hipotalamus tarafından üretilecek ve hipofizin arka lobunda depolanacak. Dolayısıyla hipofizin arka lobu üretmez ADH ve oksitosini, sadece depolar. C seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız C'dir.